Neden üretkenlik aileden uzaktayken daha yüksektir? Oh. Öğrenci olduğunda okuduğum, yaz, kitap yazdığım, şiir sayısı yüksekken evde neden değil? Ah oh, ah oh, ah oh. ah ah hocam hem de burada ne konuşulacak konu. Şimdi bizi seyreden anne babalar bir kapatsın. Lütfen. Biz, bir, dışarı alalım 5 dakika. çıkalım <laughs> biz gençlerle bir kendi aramızda. Sevgili arkadaşlar ergenlik döneminde hepimiz bir çoğumuz bir arıza yaşıyoruz. Aslında hepimiz yaşıyoruz da bazılarımız onu yaşamaya fırsat bulamıyor. Nedir o ergenliğin temel olayı? Ailemize bir çevremize bir çatışma yaşarız hızla hem bedenimiz hem zihnimiz hem de çevremiz değişmeye başlar. Bu değişimin sebebi de nevi şahsına münhasır yeni beyin devreleri oluşturmaya başlarız. Özellikle ön beynimiz şu beyin ön tarafı o yaşlarda gelişmeye başlar ve bu sırada biz içgüdüsel olarak içinde bulunduğumuz verili hali hazır durumun dışına doğru çıkmak ve yeni bir hayat kurmak üzere tabiri caizse evrimsel olarak itekleniriz. Ergenliğin Bizim antropolojik geçmişimizde nasıl bir faydası vardı diye bakarsanız da ergenlik benzeri sendromların diyelim. Bir de biz erkeklerde 40-50 yaşlarda görülen geç ergenlik var. Onu da oradan alabilirsiniz. İnsanların verili durumların dışında olasılıkları keşfetmesini kolaylaştırıyor insan gibi zayıf bir varlığın sınırlarını zorlamasını ve yayılmasını destekliyor. Bu nedenle seçilmiş ve işe yarayan bir davranış. Fakat günümüz toplumunda artık bu sınır aşmaları falan zorlaştı. Çünkü bayağı konfor toplumunda yaşıyoruz. Konformist bir yapı içerisindeyiz. Uyum sağlayanın yani topluluğa uyumlu davrananın mesela derste 40 dakika oturanın, doğru kutuları karalayanın, yüksek nota alanın işte o sınavı kazananın falan geçer akçe olduğu bir seçim sisteminden geçiyoruz. Bu ise mümkün mertebe az arıza çıkarmayı, az sorun yaşamayı ve konfor alanın içinde kalmayı gerektiriyor. Fakat çoğumuz bunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Birçoğumuz her şey yolunda gitse bile içten içe böyle bir darallar geçiriyor, bir şeyler oluyor. Böyle bir basıyor ona hayat. İşte bu benim Sınırları Aşmak kitabı, insanın fabrikaları 3. cildin de ana konusu bu. İnsan niye böyle bir dürtüyle donatılmış diye. Biraz önce neydi arkadaşımızın ismi? Bilal. Bilal'in mesela, Bilal'in dediğim mesele biraz dikkatli baktığında aslında herkesin yaşadığı bir şeydir. Devamlı anneniz arkanızı topluyorsa evde, işte babanız cebinize paranızı koyuyorsa, devamlı böyle bir sizin için bir düzen hazırlarım. Siz takıl yavrum diye serbest bırakıyorsanız takılamıyorsunuz. Öyle bir şey var. Ama mesela bir başka şehirde okumak üzere ailesinden En basit yani üniversiteyi başka bir şehirde kazandı. Oraya okumaya gitti. Ya yurtta ya evde kalmak için başlayan, eşinmeye başlayan, yemek yapmak zorunda kalan, ev temizlemek zorunda kalan, atıyorum ev arkadaşlarıyla papaz olup sosyal öğrenme süreçlerini geçirmek zorunda kalan, sıkıntılar çeken insanların hızlı bir şekilde farklı bilişsel fakülteleri devreye sokma zorunlu olduğu için mesela bu insanlarda yaratıcılık patlıyor. Yaratıcılık derken herkes roman yazmıyor, film çekmiyor, öyle bir şey olmuyor ama hayatlarını yaşama biçimlerini çok böyle seri bir biçimde değiştirip orada inovasyonlar yapabiliyorlar. Kimi gerçekten yazıp çiziyor, kimi gerçekten işte bir şeyler tasarlıyor, sanata manata vuruyor kendini falan ama bunlar azınlıkta. Esas olan şu, hep anlattığım aile yanı konfor alanı. Yani genellikle bizde böyle bir şey var. Tabii yani bir sürü şey de var bunun istinası da var ama prototipik olarak düşünün. Standart bir çekirdek aile içerisinde oturan çocuk standart bir çekirdek aile içinde oturmaktadır. Çok da başka bir şey yapmasına gerek yoktur yani. Ve orada niye yaratıcı olsun yavrum? Yani zorlayacak bir şey yok. Ekmek yerden, su gölden, akşam işte yemeği hazır. Belki işte biraz saçını uzattı, eteğini kısalttı falan diye evden iki fırça yiyebilir. En fazla o olur yani. Onun dışında hayatını zorlayacak çok fazla bir şey yok. Ve maalesef ve maalesef bir konuda uyarmam lazım. Toplumumuzda bu çok fazla. Yavrum benim olsun. Mesela Batı toplumunu hep şöyle eleştiren Türk mantalitesi duymuşumdur yıllarca. Ya 18 olduğumu çocukları kapıya koyu vuruyorlar tekmeyi gönderiyor. Aa burada insanlık mı falan. Çocuklar da hiç arkasına bakmadan gidiyor büyüklerini görmüyor falan. E öyle ama bakalım sonuç ne? Yani bu insanlar hayata atılıyor. Tamam anayı atayı unutması böyle bir şey vakise kötü ama hayata adım attıktan sonra ayakta kalmak zorundalar, üretmek zorundalar, bir şeyler yapmak zorundalar. Ve sistem buna insanları zorladığı için sonucu görüyorsunuz yani. Batı medeniyeti dediğimiz şeyde tuhaf tuhaf işler oluyor. Her gün tuhaf tuhaf yeniliklerle karşımıza çıkıyorlar. İdeal bir medeniyet olarak söylemiyorum ama insanın bu güdüsünün doğru yerleştirildiği bir sistem nasıl olur derseniz Batı medeniyeti buna biraz yakın. Bizde fazla korumacı bir aile tipi var. Fazla bencil bir aile tipi var. Yani yanımda olsun. Mesela şöyle çok anne var. Çocuğumun eli ekmek tutsun da ben bir rahat edeyim. Alo. Yani o çocuk senin için okumuyor ki. Yani senin için gelmedi ki dünyaya. Çocuğun işi o değil. Yani gelecek garantimiz olsun diye çocuk yapan, bu işi bir sanayiye bağlamış bir yatırımsal proje olarak düşünen tipler var. Bireyselleşmelerine izin vermiyoruz biz toplumumuzda. Aynen öyle. Çünkü öyle yani, görmecek. Evet. Bir birey olduğunu, bir birey olabileceğini tahayyül etmiyoruz ve hani belli bir yaştan sonra da o bireyselleşmeden direkt bizim ailemizin içinde, bizim toprağımızda bizimle birlikte devam etmesini arzuluyoruz. Aynen. Aslında ergenlikteki büyük çatışmalarda bu yüzden de olmuyor mu? O bireyleşmeye çalışırken ailede bununla bu öğrenmediği bireyselleşme sürecinde birbirlerine karşı gelmeye başlıyorlar. Niye yapıyoruz bunu? Bu hangi psikolojiden? Yani ben de işte baba olduktan sonra benim çocuklar kocaman oldular ama hala arada bir kendimi eski baba modeli düşünürken buluyorum mesela. O sevmediğim baba modeli beni de yakalıyor. Çünkü bu atavi bir şey yani. Sadece benim babamda değil. Onun babasına, onun babasına, onun babasından gelmiş bir kalıp. Hatta annelerimizden de gelmiş. Onlardan da benzer davranışlar alıyoruz. Allah'tan benimkiler Hı -hı. biraz gevşekmiş. Bana arada bir geliyor. Ama bazıları bu düşünce kalıbının üzerinden atamıyor. Düşünce kalıbının da temel hatası şu. Böyle yani bir düzen kurduk biz. Mesela aile düzeni kurduk. Böyle ölmeliyiz. Bu düzen sonuna kadar muhafaza edilmeli. Ya böyle bir şey yok. Yani o güzelim yemeği yiyorsunuz, gene acıkıyorsunuz. O güzelim kebaplar tuvalette bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hayat değişiyor, dönüşüyor sürekli. Bu kurduğunuz düzen, bu yaptığınız sistem, bunların hepsi değişecek. Bu insanlar ölecek hepsinden önce. Ve e, kısmetse e, analar babalar çocuklarından önce ölecekler. Ve öyle olması daha işte sıralı ölüm derler. Öyle daha mantıklı. Ve bu insanlar kendileri bir hayat kuracaklar. 5-6 senede bir teknolojinin bilmem dünyayı darmadan ettiği bir yerde yani 6 sene önceki dünyayla alakamızın kalmadığı bir yerde. Biz nasıl olup da yani ben 50 sene çoluğumla çocuğumla böyle mutlu mesut yaşayacağım diye düşünebiliyoruz onu anlamıyorum. Bu ikisinin arası var yani çocuklarımızı bir daha görmemek üzere bireysel kelebekler olarak hiçliğin kucağına salmakla onları sürekli bağrımıza basıp 50 yaşında bile yavrum sen üşümüşündür diye sırtına hırka koymak arasında bir seçenek var. O seçeneği de e, zaten anne babalar çıksın diye özellikle söyledim. Onlar beceremez sevgili arkadaşlar. Çoğu benim gibi e, öğrenilmişliklerle yaşarlar. Dolayısıyla siz bundan sonra genç arkadaşlar için söylüyorum. Çocuklarınıza temel prensiplerinizi gösterin. Bakın öğretin demiyorum. İnsani ilişkilere, ailevi ilişkilere dair prensipleri onlara sunun verin göstererek, yaşayarak bunu yapın. Ve bu prensipler eşliğinde herkes kendi hayatını yaşasın. Nedir o prensipler? Bizim mesela bir sıla Rahim diye çok güzel bir prensibimiz var. Gidersin, gezersin, yaşarsın, ne dersin ama bayramda, seyramda, önemli günde, doğum gününde, bilmem nerede bir telefon açarsın, bir uğrar ziyaret edersin, halini, hatırını sorarsın, ilişkini sürdürürsün ve herkes kendi hayatını yaşamaya devam eder. Hiçbirimiz diğerinin yükü olmak için ya da bir başkasının yükünü sırtlamak için bu dünyada değiliz. Arkadaşımın biraz fazla coştum ama çok temel bir sorunumuza işaret ettiği için söyledim. Mesele sadece yaratıcılık değil. Mesele evet. kendini inşa etme meselesi. Kendimiz olmak için geç kaldığımız her günün bir bedeli var. O yüzden erken yaşlarda aklımızı başımıza toplayıp Anamıza babamıza asi olmadan, ortalığı yakıp yıkmadan, yani gereksiz ajitasyon yaratmadan yolumuzu çizmenin yollarına bakalım. Anneniz babanız arıza çıkarırsa selamı söyleyin, telefonum verin ben hallederim onu. Şey bak. <laughs>